Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir Ubuntu makinesini, örnek olarak bir Paint'te isterseniz göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar bir Ubuntu makinemiz var. Ubuntu. Ubuntu makinemize bağlı olan bir Docker servisimiz var arkadaşlar. Bu Docker servisimiz tabii ki de bir sunucu üzerinde çalışıyor. Peki de Docker servis kuracağız arkadaşlar. Docker servisi kurduktan sonra Docker servisin içine OpenCTI kuracağız. OpenCTI'dan da kısaca bahsedecek olursam aslında Open Thread Intelligent Platform olarak geçiyor. OpenCTI'yi buraya Docker'ın içine kuracağız. OpenCTI'nin içine de arkadaşlar MISP yani bu da aynı şekilde tehdit avcılığında kullanılan bir sistem. Buraya aynı şekilde MISP'i kuracağız. Elm6 kuracağız arkadaşlar. Bu iki konnektörümüzü OpenCTI'ye bağlayacağız. Bunun için makinemde isterseniz göstereyim. Şu şekilde benim daha önceden Docker şu anda kuruldu. İsterseniz tekrardan Docker'ın kurulumunu tekrardan bahsetmeyeceğim. Sudo su diyerek bir root oldum ben. Öncelikle şu şekilde OpenCTI'nin da nasıl kurulduğundan kısaca bahsedeyim. Bu şekilde arkadaşlar OpenCTI'yi açabiliyorsunuz. OpenCTI'nin de dediğim gibi kendi içerisinde konnektörleri var. Gördüğünüz üzere burada Kaspersky olsun, MISP olsun, OpenCTI tarafı da burada aynı zamanda var. Thread Intelligence servisleri sayesinde daha öncesinden önlem alarak aslında saldırganlara fırsat vermemek amacıyla kullanılıyor diyebiliriz. Tabii siz saldırganlardan her zaman bir sıfır geridesiniz. Yani sonuç olarak elimizde afiyet sıfırın gün atakları olabilir. Normal olarak CVS kuru olarak çıkan bir zafiyet olabilir. Bunları sizin sistemin etkilenip etkilenmediği veyahut da APD grupları olsun, diğer tehdit aktörlerinin sizin sistem üzerinde bir kalıcılık sağlayıp sağlamadığı ve bu açıklardan yararlanmadığını bu şekilde tehdit avcılığı sayesinde ortaya çıkartabiliyorsunuz. Evet, Playground'ın kendi sitesi üzerinden indirseniz zaten OpenCTI'nin sahibi olarak şu anda geçiyor. Burada OpenCTI platform Docker kısmında Playground'ın sayfasına gideceğiz. Burada OpenCTI Document Creation Space kısmı var. Evet arkadaşlar. Burada sudo apt install docker compose yerine docker servislerini aslında indirmiş oluyoruz. Burada make.pet diyor arkadaşlar. Bunu kopyalayıp aynı şekilde sizden tavsiye edeceğim. Bu şekilde kopyalamanız iyi olacaktır. Tek tek olarak. Şu dolar kısmını almayacağız. Burada da diyor ki hani hangi pette bu uygulamayı indirmek istersin şeklinde. Siz istediğiniz pette bu servisi OpenCTI'yi yükleyebilirsiniz. Ben direkt olarak Docker'ın içinde kullandım. İsterseniz Docker değil de OpenCTI'yi oluşturabilirsiniz. Burada tamamen sizin petinizin hangisi olması gerektiğini belirtiyor. Siz git clone diyerek OpenCTI Docker'ı indirmiş olursunuz ve içine giriyorsunuz. Sonrasında şu şekilde kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Burada Docker servisin içine kedi de bir environment dosyası yazıyor arkadaşlar. Bu environment dosyasını da lsli diye birazdan göreceğiz. Bu sayfayı size göstereceğim bu sayfayı da. OpenCTI servislerinin bu şekilde kedi de içine environment dosyasını yazıyoruz. Ardından bu komutu ben yine aynı şekilde çalıştırıyoruz. Ve burayı da aynı şekilde kopyalıyoruz. Burada zaten aynı değeri almış. Bunu almanıza gerek yok. Burayı da almanıza gerek yok. Şimdi sudo stepctl diyerek Docker servislerini ayağa kaldırıyoruz. Ardından da docker compose apt-d diyerek OpenCTI'yi ayağa kaldırıyoruz. Şurada bu komutu çalıştırmanıza gerek yok. Ardından sudo cat diyerek environment dosyasını açıyor burada. Ve bu şekilde yüklemeyi aslında tamamlıyoruz. Size Docker komutlarından da biraz daha yazdıkça hakim olacaksınızdır.
Örnek olarak şu anda herhangi bir servis çalışıp çalışmadığına bakabiliriz. İsterseniz servisleri de Compose, Up-tire, Down diyerek de durdurabilirsiniz. Burada MISP şu anda Down oldu. Yani şu anda servisleri kapatıyorum aslında. Evet arkadaşlar, Environment dosyasından bahsetmiştim. Az önceki OpenCV kurulum ekranındaki komutlarda. Şu şekilde ls dediğimiz zaman arkadaşlar dosyanın sahiplikleri ortaya çıkıyor. Buradaki kişinin okuma, yazıp veya da değiştirme yetkisi, buradaki grup, diğer kısımda diğer kısmı, üçüncü kısımda. Burada environment dosyasını görüyoruz. Bu environment dosyasına şu şekilde bakabiliriz. Burada baktığımız zaman arkadaşlar, dediğim gibi environment dosyasını biz doldurmuştuk. İşine yazmıştık. Burada birazdan arayüzlerini göstereceğim. OpenCTI'ın giriş ekranındaki e-mail adresi belirtilmiş. Bu standart olarak geliyor. Buradaki password kısmını, change me please yazan kısmını değiştirebilirsiniz. Burada admin token vermiş size. Bu kısım dediğim gibi environment dosyası. Dediğim gibi kesinlikle bu environment dosyasını veyahut da YAML dosyasını düzenlemeden önce Docker direkt compose bound demeniz gerekiyor. Zaten devam etmiştik. İsterseniz şimdi docker compose up-d diyerek servisleri ayağa kaldıralım. Bu şekilde servisleri ayağa kaldırdık arkadaşlar. İsterseniz bir ls diyerek nano ile YAML dosyasına bakalım. Burada en önemli kısım dediğim gibi bu YAML dosyası. Bu YAML diline hakim olmanız gerek. Bir boşluk dahi, bir girinti, bir çıkıntı dahi affetmiyor. YAML dosyasındaki herhangi bir değişiklik yapacaksanız önce tüm servisleri down yapmanız gerekiyor. Yani Docker Compose down yapmadan buradaki herhangi bir değişikliği yapmayın. Yoksa YAML dosyasında tamamen bozarsınız ve en baştan kurmanız gerekecek. Burada import kısmında servisleri almış artık aslında. İmaj kısmında gördüğünüz üzere OpenCTI almış olduğu servisler gözükmekte. Bizim burada aslında dediğim gibi OpenCTI admin token kısmı ve OpenCTI URL kısmı var. Yani diyor ki buraya nereden erişeyim? Zaten local host olarak kalmış. Buradan CTRL ile isteyerek Nano'dan çıkıyorum. Şimdi bir isterseniz OpenCTI'nin arayüzüne erişip erişmediğimizi bir kontrol edelim. Mozilla üzerinde. Firefox üzerinde. Evet. OpenCTI dediğim gibi HTTP local host N8080'de çalışıyor. Dediğim gibi ilk başta Environment dosyasında change me yazan kısmını password olarak değiştirebilirsiniz. Login kısmını aynı şekilde ben de. Bu şekilde login diyerek OpenCTI'ye erişeceğim. OpenCTI'nin de arayüzünden bir bahsedeyim. Şu anda bende MISP falan geliyor. Onların da nasıl buraya entegre edildiğini kısaca bahsedeceğim. Bu şekilde arkadaşlar total 24 saatte gelen aktiviteler OSINT tarafında gördüğünüz üzere gelen aktiviteler var. Analiz kısmı var. Burada OSINT gruplarının APT gruplarının zafiyetlerinden elde edilen raporlar yer almakta. Case kısmı var. Events olay kısmı var. Observation kısmı var. Burada da gördüğünüz üzere mail adreslerinden tutun IP adreslerine, domain name'leri, host name'lere kadar tüm intelligent verileri aslında alıyor. Bütün tarafında gelenler. Bu şekilde teknik kısmı var. Location kısmı var. Bizim için en önemli kısım. Data ve indikatörler burada yer almakta. Datadan sonra connector kısmı. Gördüğünüz üzere şu anda arkadaşlar bende misfail mount var. Bunları nasıl zaten konfigürasyon edildiğini göstereceğim. Şimdi isterseniz MISP kısmına bir geçelim. MISP'i elim var. OpenCTI konektör kısmında nasıl alacağız?
Nasıl bir düzenleme yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeyim. Evet arkadaşlar, kısaca hemen MISP'in bir kurulumundan bahsedeyim. Kod kısmında git kolon, şurayı bir kopyaladıktan sonra nerede yüklemek isterseniz, örnek olarak ben buraya yüklemişim. MISP noktada görüyorsunuz. Git kolon diyerek buradaki kopyalamış olduğumuz bağlantıyı alıyoruz ve yapıştırıyoruz. Bu şekilde aslında MISP'i çok rahat bir şekilde yükleyebiliyoruz. MISP'ten bahsedecek olursam, siber güvenlik göstergeleri, yani siber güvenlikin olayları, analizleri, kötü amaçlarının yazılımları, bu şekilde kötü yazılımlar hakkında tehdit toplama, depolama, dağıtmak veya paylaşmak için, topluluklara paylaşmak için geliştirilmiş bir açık kaynak yazılım. Arkadaşlar, bizim için önemli kısım IP, yani Base URL'e Environment dosyasında yer alıyor. Bunu bize sıkıntı çıkarmaması için HTTPS'de kullanmamız şart. Ve IP yazılımımızdaki kalposu kullanabiliriz. Ben baktığım zaman burada 10.0.2.15'miş interfeyzimde. Onun için ben o şekilde yazdım. Tekrardan gösterecek olursam, şu şekilde HTTPS yazıyoruz buraya. Şu anda aslında bir MISP ayağı kaldıralım isterseniz. Up dediğimiz zaman arka tarafta akmaya devam eder. Biz bunu istemiyoruz. Yani bu şekilde akması değil de arka tarafta çalıştırmak için tdev komutu var. Docker-compose up-d diyeceğiz. Ve sürekli bu şekilde akması değil de arka tarafta akmasını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde arka tarafta şu anda hemen bir Docker paste diyerek kontrol edelim. İki tane servisimiz restarting olarak gözüküyor. Bu bizim için sıkıntılı bir durum. Bunu atlatmamız gerek. Hemen bir MISP'in isterseniz arayüzüne bir ulaşalım. İstersek de buradaki container ID'nin loguna bakalım isterseniz. Ve container ID'mizin kopyalıyoruz ve logunu bakmak için Docker logs ve kopyala yapıyoruz. Gördüğünüz üzere burada şu anda error vermiş. HTTP connection objectle alakalı bir durum. Tekrardan bir Docker paste. Çünkü servislerin yani konteynerların gelmesi biraz uzun sürebiliyor. Evet, şu anda up olmuş görüyorsunuz. Şimdi MISP'in de arayüzüne IP adresini yazarak bir erişelim arkadaşlar. 2.15'ti. Evet, ben burada şifremi ilk başta size bir default olarak şifre verecek. Bu default şifreyi de aynı şekilde environment dosyasından erişebilirsiniz. Bu şekilde environment dosyasında ilk başta yani şifrenizi değiştirmeden önce burada şifre bölümü yer alacak. Siz bu şifre bölümüne girdikten sonra buraya login olduktan sonra sizden yeni bir şifre belirtmenizi isteyecek. Bu yeni şifreyle birlikte buraya giriş yapacaksınız. O yeni şifrenizi unutmayın. Buraya giriş yaptıktan sonra buradan bizim için önemli kısım key'imizi almak. Yani MISP'in alıp key'ini buradan, authentication key'ini buradan almamız lazım. Öncelikle OpenCTA'ya entegre edebilmemiz için bu önemli. Buradan authentication key diyorum ve yorum satırı OpenCTA olarak submit diyorum ve bana bir key veriyor. Bu key'i buradan alabiliriz. Bu key benzersiz bir key. Burada key'i aldıktan sonra yapacağımız şey fiş kısmı. Fiş kısmında da gördüğünüz üzere isimler, yani bu paylaşım fiş kısmındaki tehdit, siber tehdit istihbaratındaki gruplar yer almakta. Burada istersek şu şekilde servisleri disable edebiliriz. İstersek de enable edebiliriz. Buradaki servislerin enable olması önemli. Şuradaki servisleri kesinlikle enable yapacağız. Evet arkadaşlar, administration'dan bir key aldık. Sonrasında buradaki filter'i enable yaptık. Şimdiki kısım tag ekleme kısmı. Gördüğünüz üzere burada grupların tagleri yer almakta. Osint tarafındaki key veyahut da gördüğünüz üzere APT grupların, ransomware'in gruplarının key'i belki benzersiz olarak bir tanımlama yapmışlar. Burada istersek add tag diyerek
tagimize ekleyebilirim. Ben OpenCTI import olarak eklemiştim. Buradan bir renk seçiyoruz. Ve ardından submit ediyoruz arkadaşlar. Rengimizi submit ettikten sonra home kısmında örnek olarak ben iki tane OpenCTI importu tagimi buraya eklemişim. İstersek buradaki taglere kendimize ekleyebiliriz dediğim gibi. Eklemek için de şuraya basıyoruz. Ve ardından kendi tagimizi burada custom tag diyerek örnek olarak benim tagim bu. Submit diyorum ve buraya ekliyorum. Çıkarmak istersek buradan tekrardan çıkartabiliriz. Buradan TC istihbaratı için verileri OpenCTI'ye çekeceğiz. OpenCTI'ye çekmemiz için de OpenCTI ile entegre olarak çalıştırmamız lazım. Bunun için YAML dosyasında değişiklikler yapacağız. Şu anda çalışan servisler var. İsterseniz bu servisleri bir download edelim. Şu anda OpenCTI üzerinde bir düzenleme yapacağız MISP tarafında. Buradaki MISP'in benim kaydetmiş olduğum yani düzenlemek için kaydettim aslında. Çünkü YAML dosyasında yeni sıkıntılar çok önemli. Burada MISP game'i az önce nasıl aldığımı anlatmıştım. OpenCTI token, admin token olarak kaldı. Connector ID'de nasıl aldığımızı şöyle sitede hemen göstereyim. Buradan alabiliriz. Generic versiyon. Game'imizi alıyoruz. Kopyalıyorum. Evet arkadaşlar en son TXT dosyasından bahsediyordum. Siz bu TXT dosyasına OpenCTI, github.com, OpenCTI platform kısmından ulaşabilirsiniz. Dün sesim biraz kötüydü. Bu videonun devamının niteliğinde taşınıyor. Burada arkadaşlar konnektör kısmında bir sürü konnektör göreceksiniz. Burada istediğimiz konnektör olarak isterseniz biz MISP'in konnektörünü istediğimiz için onu seçeceğiz. Burada import kısmına tıklıyoruz. Ardından burada isterseniz bunu da göstereceğim elim altına nasıl eklenir. Buradan bizim kullanacağımız MISP aslında. MISP'te malware information sharing platform, trash sharing yani açık kaynaklı bir tehdit istihbaratı olarak geçiyor. Burada siber güvenlik tehditlerini paylaşma platformu diyebiliriz aslında. Burada temel özellikler olarak MISP farklı kaynaklardan gelen siber tehdit istihbaratını toplamamızı sağlıyor. Bu kaynaklar açık kaynak istihbaratı paylaşımı gibi diyebiliriz aslında. Şimdi burada MISP kısmına geldiğimiz zaman YAML dosyası bizim için önemli olduğunu bahsetmiştim. Kesinlikle bu şekilde kopyalarsanız YAML dosyasında gelinti çıkıntı önemli olduğu için burada bir hata alacaksınız. Onun için her zaman RAW'a tıklıyoruz. RAW'a tıkladıktan sonra burada versiyon 3 bizim için buradan aşağısı önemli dediğim gibi. Bunu kopyaladıktan sonra yeni bir TXT dosyasına atabilirsiniz. Şöyle sizin için göstereyim. TXT dosyasına attıktan sonra burada düzenlemeler yapacağız. OpenCTI URL kısmı aynı kalacak. Burada OpenCTI/80 olması lazım. OpenCTI 2.3.80.80 portu. HTTP 2.3/ tabii ki burası. Şimdi buradaki versiyonlar da önemli. Onun için versiyonlarda kontrol edin. Versiyon çakışmasının yaşanmaması için. Burada önemli bir kısım MISP URL'si kesin HTTPS olacak. Burada lokal host olarak kendi IP'nizi yazacaksınız. Örnek olarak benim lokalde kullandığım IP adresi bu. Onun için ben bunu yazdım. Sizde farklı olacak. Burada MISP key dediğimiz daha öncesinde göstermiştim MISP'in benzersiz olduğunu. Buraya da change me kısmını değiştireceğiz. Şimdi bu YAML dosyasını düzenlemeden önce kesinlikle servislerin down olduğunu kontrol edelim. Diyor ki zaten diyor network herhangi bir network bulunmadı şeklinde bir uyarı verdi bize. Nano Docker Compose YAML dosyasını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada en aşağı kısmında size göstermiş olduğum şu TXT dosyasını biz kopyalayacaksınız. Bunu bu şekilde kopyaladıktan sonra bizim için önemli kısım MISP'in gördüğünüz üzere burada Depends on OpenCTI'den sonra ben Connector MISP'i yapıştırmışım. Yani şu şekilde bunu buraya yapıştıracağız. Yani burası zaten sizde olmayacak. Bu kısma yani OpenCTI'den sonraki kısmı şu konnektör kısmını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu konnektörlerin aynı hizada olmasına dikkat edelim. Şimdi bu şekilde buraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar zaten burası burada son buluyor. TXT dosyasında da gördüğünüz üzere Restart Always olarak en son sona eriyor. Fakat biz şuradaki
Depends on ve OpenCTI kısmını buradan kopyalayacağız arkadaşlar. Sonrasında mispin en aşağısında restored always olarak burada gözüküyor zaten. En sonunda da şu kısımları ekleyeceğiz. Bu YAML dosyasının hata olmaması için. Bunların böyle alt alta olduğuna dikkat edelim. Burada da şuradaki tire çizgisi P'ye denk gelmiş. Bunlara bakarsanız sorunsuz bir şekilde YAML dosyasını düzenlemiş olacağız. Benim altın sürümü burada yer almakta. Dediğim gibi buraya kadar yapıştıracağız. Bu elim alt kısmında sonra anlatayım. Şimdi mis kısmına biraz daha bahsetmek gerekirse burada CTRL ol dedikten sonra CTRL isteyerek buradan çıkacağız arkadaşlar. Şimdi servislerimizi bir hemen up yapalım. İsterseniz bir mis bir up yapalım. Şu şekilde mispin bende biraz dizin saçmalığı olmuş burada. Neden böyle kaç tane yer alıyor onu anlamadım. Şimdi burada docker-compose up-d diyerek buradaki mispin kendi container'larını ayağa kaldırıyorum. Şimdi bu ayağa kalktıktan sonra iki tane çıkacağız buradan arkadaşlar. Şu şekilde burada da OpenCTI'miz var. Artık OpenCTI'yi de ayağa kaldıralım. Şu şekilde docker-compose up-d diyerek arka tarafta çalışmasını sağlıyorum. Buradaki varlık hatalarına takılmayın. Bu şekilde çıkmaya devam ediyor. Burada da gördüğünüz üzere mispinde yer aldığını görüyoruz. Elim altı da biraz sonra göstereceğim. Şu şekilde docker-ps diyerek servislerin hangi durumda olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz üzere bir tanesi restarting. Elim altı şu anda restarting olarak gözüküyor. Diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Elim altın restarting olmasında da bir sıkıntı olup olmadığını da bakalım biraz sonra. Aslında gerçekten siber tehdit istihbaratı son zamanlarda iyice revaçta olan bir durum. Ve sistem, kurumsal şirketler, enterprise şirketler artık güvenlik kısmına daha fazla sermaye ayırmaya başladı. Bu şekilde bu aslında güvenlik kısmının hiçbir zaman son bulmayacağını da çıkartabiliriz. Her zaman yeni bir tehdit aktörüne karşı karşıya olabiliyoruz. Bu tehdit verilerini aslında MISP'e toplayarak verilerin belirli bir standart ve yapı içinde düzenlememizi sağlıyor. Bu MISP'in içerisindeki tehditleri OpenCTI'ye aktarmış olacağız. HTTPS localhost diyerek ya da buraya biz kendi IP'mizi yazacağız arkadaşlar. Şu şekilde 10.0.2.15 yazarak buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere MISP'in tehdit paylaşım platformunun giriş yapmış bulunuyoruz. Burası dediğim gibi güncellenmekte her zaman. Bu platform aslında gerçekten analiz ve görselleştirme kısmında da çok önemli. Bu toplanan tehdit verilerini analiz etmek ve görselleştirmek için bu şekilde bize kolaylık ve araçlar sunmuşlar. Bu tehdit istihbaratı aslında gerçekten analiz ve paylaşım süreçlerini bir otomatik hale getiriyor. Fiz kısmını göstermiştim. Import. İstersek burayı bir server data aktarabiliriz. Bunu da nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şu şekilde göstermek gerekirse JS formatı, JS formatında bir aratalım. İsterse buradaki draw diyerek burayı kopyalayıp tekrardan fiz kısmına ekleyebiliriz. Bu şekilde kopyalayarak buraya ekleyerek ekleyebiliriz. Dediğim gibi burada listelenen fizler yer almakta. Şu an enable olan fizlerim yer alıyor. Şimdi OpenCTI tarafına bakalım. 154 tane şu anda totalde bir giriş sağlamışız. Buradan hemen bir data kısmına bakalım arkadaşlar. Data kısmında konnektör kısmı var. Benim altı zaten ekledik. Burada MISP kısmı var arkadaşlar. MISP kısmında şu anda veriler akmaya devam ediyor. Şimdi isterseniz elim alt kısmını nasıl konfigüre edeceğiz? Ondan da biraz bahsedeyim. Az önceki konfigürasyon sayfasında burada elim alt kısmını isterseniz tekrardan basalım. Elim alttan da biraz bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Burada aynı şekilde güvenliğin bilincini artırmak ve tehdit istihbaratını güçlendirmek amacıyla sağlanan bir hizmet. Şurada Elmout'un OpenCTI'ye nasıl entegrasyon edilir? Burada YAML dosyasını vermiş bizlere. Aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi arkadaşlar şu şekilde burayı kopyalıyoruz. Elmout'un key'ini almak için arkadaşlar burada base URL'ini HTTPS kendi IP adresimiz olarak değiştirelim yine. Değiştirdikten sonra şöyle şu şekilde ben isterseniz bir gösterelim.
Bizim için önemli kısım 5.11.6. Bakın yeni versiyon gelmiş arkadaşlar. 11.6 iken 11.8 olmuş. Bu versiyonların da aslında önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Burada bizim için Opacity Admin Token aynı şekilde sabit kaldı. API Key'imi değiştirdim ve Base URL kısmını değiştirdim. Burayı kopyalıyorum. Siz için kopyalayayım. Ve Elinvault'u nasıl da alacağız onu da bir kısaca göstereyim. Elinvault'un sitesine buradan giriş sağladığımız zaman burada API Integration kısmı var arkadaşlar. Hangi kısım Furikata olabilir veyahut da Elinvault OSIM tarafında. Burada size bir key veriyor. Bu key'i kopyalayıp dediğim gibi API key'in olduğu yere yapıştırıyoruz. B90 sonu 5'ermiş. Aynı şekilde zaten. Buradaki connector ID kısmını da nasıl alınacağını buradan göstermiştim. Şu şekilde versiyonu yenileyerek yeni bir UUID bir jeneratörden yeni bir key almış oluyoruz. Bu şekilde burayı da tamamladık. Burada HTTPS kısmının yine önemli olduğunu belirteyim. Bu şekilde kopyalıyoruz ve şu anda servis açık gördüğünüz üzere Elinvault'u tekrardan bir versiyon olarak kontrol edeceğim. Burada zaten gözüktüğünü söylemiştim. Bakalım bizim Elinvault'umuz hangi versiyonda? Burada 11.6 olarak gelmiş ama 11.8 dediğim gibi yeni bir versiyon ortaya çıkmış. Burada öncelikle servisleri bir stop etmem gerekiyor. Docker paste dediğim zaman gördüğünüz üzere şu anda servislerin up olduğunu görüyorum. Docker telefon post down diyerek buradaki servisleri öncelikle kapatıyoruz. Buradaki servisleri kapatmadan YAML dosyasında OpenFIDIA'nın YAML dosyasında bir değişiklik yaparsak YAML dosyasının bozulduğunu tekrardan belirtiyorum. Çünkü bir kardeşinizin bundan çok başı yandı. Bunun için 2-3 kere kendiniz bir şekilde bir şeyin doğrusunu öğrenmek için hatalarınızı kendiniz tecrübe ederek doğrusunu bulursanız kalıcı bir doğru öğrenme yöntemini elde ediyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar buraya girdikten sonra Docker tekrardan bir PSTN çalışan servisler var mı? Servislerden olup olmadığını buradan kontrol ederim. Evet, şu anda herhangi bir servis çalışmıyor aktif olarak. Şimdi yapacağımız şey aslında Elinvault'un OpenSite üzerindeki konfigürasyonuna devam etmek. Buradan nano docker compose'un YAML dosyasını açalım. En son ne yapmıştık? Biz bir buraya konfigürasyon yapmıştık. En son olarak da Defense on OpenSite kısmını eklemiştik. Bunu eklemeyi unutmayalım. Ardından arkadaşlar yine aynı şekilde OpenSite'in en altından olmak üzere burada oluşturmuş olduğumuz değiştirme dosyasını bu şekilde kopyalayıp Ubuntu dosyasına yapıştıracağız. Dediğim gibi konektörlerin aynı hesabı olmasının bizim için önemli olduğunu tekrardan belirtiyorum. OpenCTI'nin en altından başlayarak bu şekilde bu kısma yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yani nereye yapıştırıyoruz şöyle göstereyim. OpenCTI'den sonra bir boşluk bıraktık ve arkadaşlar buraya CTRL ediyoruz. Tabii ki de bu şeyi kaydetmeyeceğim ama sizin için tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Elinvault Depends on restart always. Restart always'ten sonra bir tane daha şey ekleyeceğiz buraya tabii ki de. Buraya connector-mix'ten depends on OpenCTI'den sonra ekleyeceğimizi söylemiştim. Gördüğünüz üzere şu anda bunu buraya yapıştırdık. Buraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar buraya CTRL-O, Enter ve CTRL-X isteyerek çıkıyoruz. Ben burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım için CTRL-X yapacağım. Ve en son dediğim gibi bu Restart always'ten sonra Depends on ve OpenCTI kısmını ekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere en altta zaten eklenmiş. Bu kısımlarda çok sıkıntı yok. CTRL istiyorum. Diyor ki no diyorum. Tekrardan bir içine bakalım herhangi bir sıkıntı olup olmadığını. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Servisleri burada tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Uptrend'e diyerek servislerin tekrardan ayağa kalkmasını sağlıyorum aslında. Çünkü de Elinvault'tan da aslında gerçekten güvenlik olayları izleme konusunda güzel bir platform olduğunu söyleyebilirim. Organizasyonun güvenlik olaylarının, anonim kişilerin aktivitelerini burada çok rahat bir şekilde izleme şansımız var. Yani bu tehdit istihbaratı konusunda bu tür aktiviteleri toplamak ve gerçekten analiz etmek çok önemli bir kısım. Bu şekilde CD MISP'in tekrardan içine girelim. CD Docker MISP diye bir klasörümüz vardı. Şöyle Docker Compose ve Uptrend'e bunu da kaldıralım. Şekilde OpenSite'miz geldi mi acaba bir bakalım. Şu anda daha düşmedi. Birazdan düşer büyük ihtimalle. Dediğim gibi Elinvault ağ ve güvenlik olaylarını aynı zamanda tespit ediyor. Bu cihazlardan gelen logların verilerini de analiz edebiliyoruz. Yani tehdit istihbaratında güvenlik tehditlerini
hangi güvenlik tehdidi bizim sistemimizi etkiliyor veya etkilemiyor, hangi versiyonlara herhangi bir sızıntı olup olmadığını buradan tehdit istihbaratı yani OpenCTI tarafında görünmüş olacağız. OpenCTI tarafı 127 yani Localhost 8080'de çalışıyor. Ve bundan sonraki videoda şey olacak, Splunk. Splunk Enterprise'da bir deneme sürümü sunuyor arkadaşlar. Bunu da bu videodan sonra anlatmayı düşünüyorum. İsmi onu bilgisayarınızdaki event sistem olaylarını otomatik olarak etmek için. Yani Splunk Enterprise üzerinde görmeniz için belli başlı adımlar var. Bunları anlatmak istiyorum. Bir dahaki videoda. Gördüğünüz gibi Elm Vault var. Elm Vault kısmı bu şekilde dediğim gibi. Yani siz de isterseniz bu OpenCTI tarafını kesinlikle kullanın. Yani bu open source ürünleri gerçekten kurumlar için artık olmazsa olmaz. Çünkü gördüğünüz üzere her kurumsal bir şirket lisans ücreti vermek zorunda. Fakat bu şekilde open source platformlar aslında kurumsal şirketlerdeki insanlara kolaylık sağlıyor. Güvenlik ekipleri için gerçekten çok önemli programlar. SOC ekibiniz varsa kesinlikle çok önemli bir durum. Yani TR1'deki kişi buradaki olayları analiz ettikten sonra diğer iki malware analiz tarafına yolluyor. Malware analizden sonra da TR3 kısmında bir tehdit avcılığı yani tehdit aktörlerini takip eden TR3 seviyesinde bir çalışan var. Bu da buradaki tehdit aktörlerinin kendi kurumsal şirketinde bir açık olup olmadığı veya da herhangi bir sızıntı olup olmadığını burada ekrandan takip etme şansı var. Kısımlardan bahsedelim. 219 tane OSINT tarafı var. Buradaki teknik raporları da okumanız çok önemli. Bugün de aslında OpenCTI'den bahsettim. OpenCTI'nin içine Elm Vault ve MSP nasıl entegre edebiliriz? Docker sunucumuzun içerisinde OpenCTI ve OpenCTI'nin içinde Elm Vault ve MSP artık görebiliyoruz. Ve bu şekilde tehdit aktörlerinin ne kadar çok gerisinde olsak da bir şekilde önlem almamıza imkan sağlayabiliyor. Bu şekilde bu videonun da sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik Allah'a emanet olun.